Parçalı bulutlu ve güneşli bir pazar gününden merhaba herkese. Bugün Sümela'dayız. Maçka'ya geldik. Trabzon'dan Maçka'ya otobüsler var. Belediye otobüsleri. Onlarla çok cüzi bir miktarda buraya gelebiliyoruz. Aynı zamanda Maçka'dan buraya araç yok ama sorunu. Sorun orada başlıyor. Maçka'dan yukarısı otostop. Bizim şansımız yaver gitti bugün. İlk çektiğimiz araç geri döndü, bizi aldı yoldan. Kaçta yola çıktık biz? 12.05 geçe falan yola çıktık. Yok pardon, 12.05 geçe değil, 11.30'da yola çıktık biz. Saat şu anda 12.40 geçiyor. Yaklaşık 1 saatte geldik buraya. Buranın havası çok hoşumuza gitti. Buradan yukarı, Sümele'ye giden arabaları yukarı çıkartmıyorlar. Dolmuşlar çıkıyor buradan ama biz dolmuş tercih etmeyeceğiz. Biz yürüme çıkacağız yukarı. 2 sene önce biz buraya kamp yapmaya gelmiştik. O zaman da çok güzeldi ama bu sefer günü birlikte gezi için geldik buraya. Hem buraları size göstereceğim, hem de bir yerde böyle sakin dere kenarı bir yerde hamak kurup birazcık oturacağız, kafa deneyeceğiz. Şu anda saat 1'e 20 var. Akşam 8'de son otobüs. Buradan Maçka'ya bir şekilde gideriz. Oradan da son otobüsle okula gideriz diye düşünüyoruz. Dere sesinden inşallah sesim geliyordur. Mikrofon taktım ama ne kadar yarar bilmiyorum çünkü bayağı ses var burada. Kendi sesimi duymakta zorlanıyorum. Az önce şu aşağıda oturduk. Orada çekmiştim zaten videoyu. Ve üşüdüm orada otur. Ya güneş var ama gölgede çok üşüyor insan. Ve burası biraz yüksek olduğu için soğuk da aynı zamanda. Şimdi size bir şey göstereceğim. Neyse ona fazla bakmayın, daha güzel bir şey göstereceğim ben size. Arkamda Sümele Manastırı var. Görmüş olduğunuz gibi, anlatmaya gerek yok. Sen kalk buraya gel. Buraya manastırı yap. Burası da Maçka Deresi. Altındere Vadisi Milli Park'ın içinden geçiyor. Kışın buralar daha güzel oluyor tabi. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz bakalım. Burada daha güzel gözüküyor manastır. Biz geçen gelmemizde, yani en son gelmemizde buraya sırt çantalarımızla gelmiştik. Su bidonları falan vardı elimizde böyle. Bir buçuk iki saat sürmüştü buradan yukarı çıkmamız da şimdi daha rahat gidiyoruz. Zaten çoğu insan da yürümeyi tercih ediyor buradan yukarı. Ha yürüyeceksin, manzara çünkü yürünerek görünüyor. Deli galiba. Şimdilik böyle yürüyelim bakalım, yukarı çıkalım. Yürümeye devam ediyoruz. Fazla da bir yol çıkmadık aslında. Birkaç fotoğraf çektim manastırı. Şöyle durayım bir. Çok güzel görünüyor buradan. Yani buradan imkansız gibi duruyor yapılması. Şöyle çevireyim kamerayı da. Yani hani... İnsan aklı almıyor ya oraya nasıl yaptınız onu diye. Bir kısmı kullanıma bu sene açıldı manastırın. Girebilirsek içeri gireceğiz. Müze kart var yanımda benim. Çok serin bir hava var. Geçen sefer geldiğimizde yine burada bir mola vermiştik. Ufak bir mola. Manastır yine yukarıda kalıyor. Bu suyun debisi geçen sene geldiğimizde daha fazlaydı. Çünkü geçen sene kıştan sonra geldik hemen. Kışın yukarı yağan karlar eridiği zaman buradan daha fazla su götürüyor. Ve hani daha da böyle çok ses oluyor. Hatta bizim yukarıda bir yerde var böyle köprü. Oradan geçtiğimizde o köprünün üstü tamamen suydu. Taşmıştı dere. Köprünün üstünden gidiyordu su. Bu tarafı bu şekilde. Bir de aşağı tarafı var. Aşağı tarafı daha açık duruyor ve güzel duruyor. Aşağısı da böyle. Şu kayanın arkasına geçmiştik biz geçen sefer geldiğimizde. Düzlük orası da. Öbür tarafa kırılıyor, sağ tarafa kırılıyor. Şimdi yolumuza devam edelim. Buradan böyle çıkacağız. Sonra bu şekilde geri döneceğiz. Sonra şu dağın arkasından dolaşıp bunun arkasındaki manastıra gideceğiz. Şelale kenarına göre burası biraz daha sessiz. Şimdi manastıra doğru gidiyoruz. Giriş ücreti 10 liraymış sanırım. De müze kartlar var. Ben müze kartımı Nevşehir'de almıştım da. 9. ayın 18'inde geçerlilik tarihi doluyor. 9. ayın 29'undayız. Bakalım girebilecek miyiz müze kartla. Normalde 10 lira giriş ücreti. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz.
Zaten hava bayağı soğudu. Az önce kamp yaptığımız yerden geçtik. Topladığımız odunlar hala duruyor. 2 yıl oldu. Şimdi önümde merdivenler var. Buradan çıkacağız yukarı. Manastırın içine gireceğiz. Manastır 2018'in yaz ayında açılacaktı. Tadilat vardı. Ama daha yeni açıldı sanırım. Şimdi oraya gidiyoruz bakalım. Sen şeyde oynuyor musun? Niye oynamıyorsun? Yine nefes nefese kaldım. Kolay değil. Patika yol yapmışlar ama kolay değil yine çıkmak. Hayır. Bu yol bu şekilde ilerliyor. Böyle. Buradan geldik biz az önce. Yoruldum ama yani nefes nefese kaldım. Sürekli merdiven çıkıyoruz. Dönüyoruz. Arkada sis var. Sis çökmeye başladı yavaş yavaş. Hava sıcaklığını o düşürüyor zaten. Normalde güneşliydi bugün ama birden soğudu ama burada. Manastır'a yaklaştık. Giriş ücreti 10 lira. Müze kart geçerli. Bakalım benim müze kart ne kadar geçerli onu göreceğiz. Az kaldı, birazdan gireceğiz. Şu arka tarafta bu şekilde örmüşler. Yani restorasyon dediler ama tamamen değiştirmişler bence. Ama bir de içeri girip görmek lazım. Ben Google'dan burayı araştırdığım zaman çok şaşırdığım bir şey gördüm. Duvarlara Fenerbahçe, Galatasaray falan yazmışlar sprey boyayla. Hani çok yazık. Manastırın girişine kadar geldik. Burada bir kalabalık vardı. Pek bir bilgi veren yok. Ne dedir, ne değildir. Buraları gezeceğiz şimdi. Şöyle etrafı göstereyim. Bu şekilde bayağı kalabalık. Bugün pazar günü olduğu için sanırım. Bugün pazar günü olduğu için kalabalık tabii. Ne olacak başka? Buraları işte gezeceğiz. Şimdi içerilere gireceğiz. Güzel gözüküyor bayağı. Buraya ulaşım çok kolay. Aracınız varsa kolay. Aracınız yoksa birazcık uğraşmanız gerekiyor. Otobüstü, otostoptur falan filan. Biz uğraştık birazcık. Şöyle etrafı göstereyim. Daha önce buraya kadar çıkmamıştık. Şu aşağıda en son bırakmıştık. Oraya kamp yapmıştık ama çıkılmaya değer bir yer. Tabii gelinmeye değer bir yer. Çok güzel. Hoşumuza gitti. Aşağıdan görünüşü daha ihtişamlı. Ben buradan pek etkilenemedim. Şimdi yukarılara, içerilere girince belki değişir. Buraya çıkacağız birazdan. Buna... Bu şekilde. Şurası gişe ama pek bir bilgi verdiklerini sanmıyorum burada. Biz elimizi kolumuzu sallayarak geçtik. Şimdi size birkaç bir şey anlatacağım. Yani bu konuştuklarım inşallah hani daha fazla kitleye ulaşır ve buraya gelmek isteyenlere hani bir fikir olur en azından. Yoldan yürüdük, yukarı çıktık. Şurada gişe var arkamda. Oradan bilet aldık. Yukarı çıktık. Hani manastıra gideceğiz sanıyoruz biz. Ama gidemedik. Bilet ücreti 10 lira ve 10 liraya şuradaki merdivenleri çıkmak için verdik sadece. Manastır'a gelmek isteyenler, gelmeyi düşünenler, manastır henüz açılmadı. Ve içeride konuştuğumuz kadarıyla da hani görevlilerle konuştuğumuz kadarıyla 3-5 yıl daha açılmayacak. Hani gelip göreceğim derseniz anlatayım. Şu merdiveni çıkıyorsunuz, sola dönüyorsunuz. Şöyle bir balkon gibi bir şey var, teras gibi. Manastır aşağıda kalıyor, orayı görebiliyorsunuz sadece. Bunun için de 10 lira verilmez. Bence verilmez. Çünkü ben buraya otobüste geldim, yola 2 lira verdim. Hani şuradan şuraya girmeye 10 lira para verdim yani, çok saçma. Yukarıda da birkaç insan sorun yaşadı zaten. 10 lirayı biz bunun için mi verdik diye. Hani ben elimden geldiğince bu videoyu paylaşacağım orada burada. Hani inşallah yakın zamanda bu düzeltilir. Ha, böyle bir saçmalık çünkü hani tahammül edilemez ya. Önceki gelişimizde kamp yaptığımız yere geldim de yani aradan 3 yıl geçmiş ve neyi nasıl bıraktıysak hepsi aynı olduğu gibi duruyor yerli yerinde. Şimdi onları göstereceğim. Şu
şu kayanın yan tarafına çadır kurmayı düşünüyorduk biz ama kurmadık. Çok dikti ve hani böyle bir ortamda çadır kurulmaz dedik. Dışarıda yattık, şu yere yatmıştık komple. Şimdi göstereceğim hepsini. Bu odunları biz toplamıştık. Olduğu gibi duruyor. Hiç kimse dokunmamış odunlara. Bunu yine biz kesmiştik. Bu kuru bir ağaçtı. Hiç kimse dokunmamış. Sanırım birkaç parça daha kestiğimiz ağaç vardı bizim. Onlar da yağmur sularıyla aşağı gitmiş. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şu an ayağımı bastığım kaya. Şu ayağımı bastığım, az önceki gösterdiğim kayadan ayaklarımı aşağı uzatıp yatmıştım sırt üstü şuraya. Buradaki çam ağaçlarını izlemiştim uyurken. Çok da iyi, hani hava açıktı, o gece çok yıldız kaymıştı. Onların hepsi bir aklımda. Şimdi buraya gelince, buraları görünce bir insan tuhaf oluyor. Gülümsüyor, bir tebessüm ediyor. Tebessüm ettiriyor böyle yerler. Düşünsenize 3 yıl önce biz buraya geldik. Aynı burayı böyle bıraktık, gittik ve hiç kimse dokunmamış 3 yıldır. Şeye güvenebiliyoruz demek ki. Neyi nerede bırakırsak orada bulabiliyoruz. Şu yanımızdaki kayada da şey vardı. Hac işareti vardı. Nerede olması lazım? Bu işaretli bir kaya. Şu üst tarafında, evet şurada. Şurasına bir hac işareti yapmışlar bu kayanın. Manastırın hemen yan tarafı zaten. Şu an oraya gidemiyorum. Biraz uçmuş çünkü oradan aşağısı. Ha, şunu da hatırlatayım. Buradan giderken apar topar gitmiştik. Yağmura yakalanmıştık. Ateşi falan söndürmüştük. Böyle taşları bırakmıştık burada. Yine aynı şekilde duruyor hepsi. Yani insanı mutlu ediyor böyle şeyler. Tebessüm ettiriyor. 3 yıl önce sen kalk buraya gel. Burayı böyle bırak. Yine olduğu gibi bul burayı. Çok hoş bir şey bence. Ya bütün sinirim öfkem gitti ya. Şimdi dönüş yolculuğu başlayacak. Geri döneceğiz.